Galatasaray'a yeni Haaland. Barış Alper Yılmaz, Nelson, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, kış transfer sezonunda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen Anton Matković için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid ile Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen bilgiler arasında. 1.91'lik Hırvat golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yazında sona erecek. Arjantin TV River Plate Icardi'nin peşinde. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi için River Plate, Galatasaray'a 15 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Söz konusu habere göre geçen sezon başında 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'a imza atan Tanguçu golcü, ülkesinin takımlarından River Plate'in listesinde yer alıyor. River Plate'in bu transfer için Icardi'ye 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon dolar maaş, Galatasaray'da 15 milyon dolar bonservis bedeli olmak üzere 33 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı da gelen bilgiler arasında. Arjantin basınında ayrıca Marcelo Gallardo, bir dönem Arjantin milli takımının formasını da giymiş olan yıldız golcü Icardi'yi River Plate'de oynamak için ikna etmeye çalışacak ifadeleri de kullanıldı. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı. Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebimbe. Yaz transfer döneminde de listede yer alan 23 yaşındaki Fransız orta sahayla görüşen Galatasaray, transferin son gününde mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı kırmızılıların Ebimbe için devre arasında bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe, kariyerinde daha önce Paris Saint-Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Ebimbe, Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'dan Vargas hamlesi. Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Sarı kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi. Piyasa değeri 9 milyon euro olan İsviçreli kanat oyuncusunun Augsburg'da olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Vargas'ın öne çıkan özellikleri ise hızlı dribling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor. Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması nedeniyle Okan Buruk'un bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Devre arasında az sayıda takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, kış transfer sezonunda yapılacak nokta atışı transferlerle takımı güçlendirme düşüncesi hakim. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha. Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızı ile ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nicola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Hakim Ziyech için Galatasaray'a dev teklif. Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan yeni bir teklif geldi.
Sezon başında opsiyonu kullanılarak takıma katılan Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un oynatmak istediği baskılı futbol anlayışına bir türlü uyum sağlayamadığı için gönderilecek futbolcular listesinin başına yazıldı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab, sezon sonunda boşa çıkacak faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a 7 milyon euro önerirken, Hakim Ziyech'e de 2 yıl için 20 milyon euro net maaş önerdi. İngiliz liginden bedelsiz kiralandıktan sonra opsiyonu devreye giren Hakim Ziyech, Galatasaray'a yine bonservis bedelsiz imza atmıştı. Abdülkerim Bardakçı için 10 milyon euro. Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen milli stoper Abdülkerim Bardakçı'ya devre arasında Suudi kulüplerinden teklif geleceği öne sürüldü. Arap ekiplerinin yıldız oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı, başarılı stoperi de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Galatasaray'daki performansıyla transfer piyasasında dikkat çekmeyi başaran Abdülkerim Bardakçı için yönetimin ise sezon sonundan önce oyuncuyu satmamayı tercih ettiği ve yaz sezonu içinde tekliflerin olgunlaşmasını bekleyeceği öğrenildi. Sarı Kırmızılıların kış transfer döneminde Nelson ya da Abdülkerim'den biriyle yollarını ayırması halinde yeni bir stoper almayarak Metehan Baltacı ile yola devam edeceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi. Galatasaray, Palmeiras forması giyen ve Copa America'da final oynayan Kolombiya'da Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu Rios için Palmeiras'a 10 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ifade edildi. Richard Rios, Mart 2023'te 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer oldu. Galatasaray'ın gündemine daha önce de giren 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında yapılan görüşmelerde Avrupa'ya transfer olmaya hazır olduğunu menajerine iletmişti. Brezilya temsilcisinin 18 milyon euro istediği Richard Rios için sarı kırmızılıların bonuslarla birlikte en fazla 12 milyon euroya çıkması bekleniyor. Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz müjdesi. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar mevcut kadroda üst düzey verim aldığı yıldızlarını takımda tutmaya kararlı. Galatasaray'da ve milli takımda sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz da yeni sözleşme konusunda anlaşan Cimbom, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.